bu halkın birlikte yaşama arzusuna ve barış arzusuna kulak tıkayacak hiçbir yapı yoktur. İnanın ki Diyarbakır halkının en önemli arzusu birlikte yaşama ve barışı inşa etme arzusudur. Bu anlamıyla bizlere, yerel yönetimlere bu arzuya kulak vermek, bu barışı yerellerde inşa etmek düşmektedir. Kadınlar eşitlik ve adalet ister, çocuklar ve gençler ortak bir gelecek ister, sürdürülebilir bir gelecek ister. Halklar yaşadıkları yerde, doğdukları yerde doymak ister, yaşamını idame ettirmek ister. Ve bir arada özgürce yaşama talebi böyle dillendirilir. Barış soyut veya bulanık bir kavram değildir. Aksine somut, elle tutulur, gözle görülür, toplumlarda inşa edilecek bir kavramdır. Ve belki de merkezi hükümetlerden çok yerel yönetimlerin gündeminde olmalıdır. Küresel tabloya bakacak olursak, ne yazık ki son yıllarda demokrasinin zayıfladığı, hukukun üstünlüğünün aşındığı, otoriter sağcı rejimlerin güçlendiği, kadın düşmanı politikaların güç kazandığı, arttığı ve kutuplaştırıcı siyasetin ne yazık ki küresel gündemleri belirlediğini görmekteyiz. Yine Orta Doğu özelinde Filistin ve Kürt meselesinde de böyle değerli katılımcılar. Yine bu sorunlar etrafında şekillenen derin bir siyasi ve insanlık krizi halini almış, kesintisiz bir çatışma ve savaşın soykırımın hüküm sürdüğü ve bölge halklarının bunun bedelini ağır şekilde ödediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki kendi ülkemizde de, Türkiye gündeminde de baskı ortamının arttığı, hukukun ve demokratik kurumların içinin boşaltıldığını deneyimlemekteyiz. Sürdürebilecek, geliştirebilecek güçlü kurumlar inşa etmeliyiz değerli arkadaşlar. Özgürlük ve kimlik mücadelelerinin gelişmesiyle birlikte aynı zamanda küresel ve bölgesel olarak da hangi kaynakları biz bu barış süreçlerine ayırıyoruz, bunları tartışmalıyız. Ne yazık ki hem merkezi hükümetlerin küresel ölçekte hem de yerel yönetimlerin odağında halkların ve toplumların aslında toplumsal yaşamını ve bir arada bulunmasını kolaylaştıracak eğitim, istihdam, kalkınma, kültür, tarih, bunlara yatırım yapılmamaktadır. Ne yazık ki yatırım savunma politikalarına ve bütçelerin çoğunluğu savaş politikalarına yatırılmaktadır. İşte böyle bir düzende, böyle bir dünya düzeninde, böyle bir küresel düzende ve böyle bir Orta Doğu düzeninde elbette barışı inşa etmek her zamankinden çok daha zordur. Bizleri ayrıştıran, bizleri kutuplaştıran sistemlerdir, iktidarlardır. Tam da bu manada yereldeki barışın, yerellerdeki barış kurumlarının, sivil toplumun barışı inşa edecek her bir küçücük hücrenin büyütülmesi ve sadece kendi yerellerinde büyütülmesi değil elbette. Bu büyüttüğümüz inşaların, bu büyüttüğümüz süreçlerin, örgütlenmelerin aynı zamanda kentlerin diplomasisine, kentlerin işbirliğine, kentlerin birbiriyle deneyim paylaşımına ve birbirleriyle doğru temelde işbirliklerine yol açması beklenmektedir. Gelin bu küresel iktidarlara ve akla karşı halkların işbirliğini, halkların diplomasisini daha çok geliştirelim.